Niye geç yaptım? Evet, videoya şöyle başlamak istiyorum. Tamamdır. Videoya böyle başladım. Çok uy. Evet, şimdi 2 saat falan kaldı. 2 saat 15 dakika gibi bir şey. Şöyle bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar demiştim ya, Brock'un eski silahıyla ilgili bir detay var diye. Bakın, Brock'un eski silahının bir kısmı da burada. Onun eski silah zaten yeşil arkadaşlar. Yeşil buzların arasında bir şey göreceksiniz. İşte o Brock'un silahı. Eski silah. Tabi Brock'un arkadaşlar eski kıyafeti gelebilir oyuna. Çünkü hem gözlüğü hem 2 tane de silahı gözüktü. Bu gözlüğü tek bulan benim. Evet ve arkadaşlar Gale karakterimizin yeni kostümü burada. Evet, fındık kıran Gale. Kendilerinin yeni kostümü. Noel Baba'ya da benziyor. Biraz. Şimdi zaten destansı ve ender gelecek diyorlar hediye kutularından. Ben de öyle düşünüyorum. Mesela başka bir hediye kutusunda başka bir renk var mı? Yok. Arkadaşlar belki bu gizem sayılmayabilir. Ama şurada uydular var ya, gördünüz mü? Televizyon uyduları. Onlar da gözlük oluşturuyor gibi. Yani o da bir gönderme olabilir. Tabii ne kadar göndermedir onu ben de bilmiyorum. Yani detay, gizem, işte neler gelebilir onlara baktık. Arkadaşlar burada mega kutu var. İşte bir tane ilk fotoğrafımızda değil, ikinci fotoğrafımızda. Mega kutu var. Kıyafetler var. Onlar da mega kutu amblemi yapmış. Bir Spike oyuncağı var. Bir Max çiçeği var. Bir de 2 tane de kıyafet var. Yani direkt söylüyorum. Göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Geldik başka bir fotoğrafa. Ama ondan önce şunu da göstermek istiyorum. Arkadaşlar biz, yani bazı YouTuber'larda diyor Brawl Stars'a ilgilen ya da öbür oyunlarla ilgilen YouTuber'lar. Eskiden savaşların enderleri farklıydı. Heh. Burada da görebiliyoruz. Bakın mesela Shelly'yi yeşil yapmışlar. Birazdan hepsini göstereceğim. Shelly yeşil renkte. Brock yeşil renkte. Dynamite yeşil renkte. Nita yeşil renkte. Jesse yeşil renkte. Ve El Primo yeşil renkte. Şimdi şöyle bir şey var. Brock, Dynamite, Nita, Jesse arkadaşlar kupa yolu karakteri. Yani yeşil olmaları normal. Ama burada 2 tane kupa yolu olmayan karakterimiz var. Bunlardan biri Shelly, ikincisi de El Primo. Evet, başka bir enderliğe gelirsek. Bull mavi. Ricochet şu anda Rico ismi. Rico mavi. Bali de mavi, Poco da mavidir. Şimdi bunlara baktığımızda arkadaşlar Bull gerçekte kupa yolu. Rico gerçekte süper ender, Bali gerçekte ender, Poco da ender. Şimdi arkadaşlar 2 ender, 1 kupa yolu, 1 tane de süper enderin şeyleri aynı. Demiştim ya, Shelly ile El Primo'nun enderlikleri aynı ama şu anda farklı. Bunlarda da neredeyse aynı şey var. Bir tane daha şeye bakarsak Colt gri ve Mortis de gri. Buna bakılacak olursa iyi, bunların da enderlikleri farklı. Bakın mesela şu anda Shelly'yi göstereyim. Shelly değişmiş. Yani şu an bu Shelly arkadaşlar. Colt. Colt'u kadar da değişmemiş. Ve Brock. Brock bizim dikkatimizi çekiyor. Neden? Gözlüğü ve silahını biliyoruz. Burada da gözün görmüş oluyoruz. Bence Brock'un kıyafeti bir ücretsiz olarak gelebilir yılbaşında. Daha sonra Jesse, Nita, Dynamite ve Dynamite'ın kıyafetini de çok seviyorum. Eski hali daha güzel bence. El Primo zaten, bunu ben hatırlıyorum böyle olduğunu. Ben de böyle oynamıştım. Bull, Rico, Bali, şöyle altta Bali, Poco ve Mortis. Bence Mortis'in eski kıyafeti de gelebilir. Şimdi eski Colt'la yeni Colt'u karşılaştıralım. Eski Colt'un çene yapısı biraz daha uzun. Bizim Colt'un çene yapısı biraz daha kısa ve sivri. Buradaki yuvarlak bir sivrilik. Yani o kadar da sivri değil. Brock gerçekten evrim geçirmiş. Yani yeni halinde görebiliyorduk. Bir fotoğraf daha mı var, ona bakmak istiyorum. Evet, bir fotoğrafımız daha var. Bu da bugün yayınlanan fotoğraf.
Diyor ki işte ben bunu dün yapmıştım. 29 saat sonra yayında yazıyor dün. Şimdi buradaki hediye kutularına baktığımızda bir Spike görüyoruz. Yine bir Spike çorabı görüyoruz. Kırmızı ve sarı renkte. Bunlar zaten hediye kapmaca. Hediye kapmaca mıydı? Öyle bir şeyin etkinliklerinden. Yine aynı hediye kutusu, daha sonra mavi yeşil. Ve daha sonra Mr. P'nin taritini görüyoruz. O küçük penguenlerini görüyoruz Mr. P'nin. Şu an siz inşallah görüyorsunuzdur. Tamam. Mor en... Aha. Evet, destansı ve ender olduğuna bir tane daha kanaat getirdik. Hediye kutuları. Hediye kutularının biri yeşil, biri de mor. Yani destansı da mor, ender de yeşil olduğuna göre olabilir. Sandy'nin arkadaşlar burada kumu var. Sandy'nin kum yapma şeysi. Şeysi. Nasıl denir o ben de bilmiyorum. Öyle yine bir Star Park kafası falan var. Uzaklara baktığımda beni bir karakter mi bekliyor? O karakter mi? Bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum. Hatta ben bunu şöyle bir göstereyim. Bu önemli bir detay olabilir çünkü. Şimdi tutayım. Şurada gördüğünüz gibi bavullar var ve bavulların şurada arkadaşlar bir yakınlaştırdığımızda bir karakter var. Şöyle bir karakter. Bu kim? Bilmiyorum. Ben Colette'e benzettim biraz. Colette olabilir. Yani Colette'in olacağından birazcık şeyim. Yani eminim. Burada Lou'nun bavulunu görüyoruz. Ve karşımıza bir karakter çıkıyor. Ama karakterden önce tabii ki de Star Park'tan sonra her yerde Luna Park aramaya başlıyorum. Luna Park'la ilgili bir şey bile yok. Evet. Luna Park'la ilgili bir şey yok. Sadece Star Park'la ilgili bir şey var. Star Park tabii Luna Park. Yani o da... Evet. İki yeni karakterimiz geliyor ama bize bir karakteri sunuyorlar. Yani anlam veremedim. Şimdi şuna bakarsak arkadaşlar, kafa yapıtı, yatıpı, yapı. O kelime neydi? Kafasının yapısı arkadaşlar kolta benziyor biraz. Ben kolta benzettim. Bunu editlemeden koyacağım burada. Arkadaşlar şuradan fotoğrafa bakın hiçbir şey görmüyorsunuz değil mi şu karakterin üstünde? Ama ben yakınlaştırdığımda arkadaşlar burada yazılar görüyorum. Belki siz de görüyorsunuzdur bakın. Yakınlaştırdığımda yazılar görünüyor. Bakın daha iyi göstereyim. Bakın yazılar görünüyor bak. Mesela şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Görmüyoruz daha değil mi? Ama yakınlaştırdığınızda. Buraya yakınlaştırayım. Yazılar görünüyor. Gördünüz mü? Burada yazılar görünüyor. Bunların anlamı ne? Üçüncü videoda çözeceğiz. Şimdi üçüncü videoya geç. Az tutuyorum. Çünkü yani 8-8 olmasını istiyorum. 15-15 olursa yükleyemem videoları.